Merhaba, ben Ayhan Göksu. Bugünkü videoda, MatCat Prime 10.0 versiyonu ile gelen bazı yeni özelliklerden söz edeceğiz. Lafı çok uzatmadan, hemen hızlıca bir başlangıç yapalım. Çünkü bu komutları MatCat 15 ve önceki versiyonu bilen hemen hemen tüm kullanıcılar uzun süredir bekliyordu. Sözünü ettiğim komutlar, Input-Output sekmesine yer alan yeni Advanced Control butonları. Buradaki listeye göz attığımızda, List Box, Check Box, Slider, Radio buton, buton ve text buton gibi bir dizi yeni komut görüyoruz. Hemen solunda ise Prime 9.0 ile gelen combo box'ın olduğunu görüyoruz ki informatik YouTube kanalımızda daha önceki Medcat videolarında bu komut ile ilgili detaylardan söz etmiştik. Bu advanced control araçlarının aslında her biri çalışma sayfanız ile etkileşim kurabilen ve Java veya Visual Basic kodlarla yapılandırılabilen bir yapıya sahip. Basitçe giriş yapmak gerekirse buraya bir tane listbox ekleyelim. Ve bunu bir A değişkenine atayalım. A'nın sonucunu aldığımızda listbox'ta seçili olan 1 2 3 değerlerine göre sırasıyla 1 2 3 değerlerini aldığını görüyoruz. Burada yer alan listeyi düzenlemek için ListBox'ın üzerine sağ klik edit yapmanız gerekiyor. Edit dediğimizde karşımıza Java kodlarını gireceğimiz bir pencere gelecektir. Liste değerlerimiz bu satırlarda yer alıyor. Ben burada 1, 2, 3 yerine sırasıyla example 1, example 2 ve example 3 yazdırmak istiyorum. Ve bu değerleri gelip değiştiriyorum. Apply dediğimde artık 1, 2, 3 yerine example 1, 2 ve 3 değerlerini görmüş olacağım. Basit bir örnekte slider ile yapmak istiyorum. Buraya bir slider buton ekleyelim ve bunu bir B değişkenine atayalım. B'nin sonucunu aldığımızda şu anda 0 olduğunu görüyoruz ve maksimum 100'e kadar çıktığını görüyoruz. Bu inputları yine ListBox'ta yaptığımız gibi üzerine sağ klikleyerek edit diyerek düzenleyebiliriz. Yine karşımıza Java kodlarını gireceğimiz bir pencere gelecektir. Bu defa ben slider düzenlemek için Properties sekmesine gelip buradaki minimum ve maksimum değerlerini düzenleyeceğim minimum 10, maksimum 20 olsun. Adım frekansım ise 0.5 kadar olsun. Aynı zamanda slide'ın üzerindeki tikleri de görmek istiyorum ve bunu aşağıda görmek istediğimi söylüyorum. Biraz boyunu uzattığımda ve slider'ımın değerini değiştirdiğimde 10'dan başlayıp 20'ye kadar çıktığını ve girmiş olduğum gibi 0.5 artışlarla B değişkenimi değiştirdiğini görebiliyoruz. Şimdi listbox ile ilgili örneği biraz daha açmak istiyorum. Şu an açmış olduğum çalışma sayfasında bir tablom var. Burada motor devirleri, işte kaybedilen tork ve motor gücüm var. Bunu bir combo box'a atacağım. Hem burada combo box'ın kullanımını tekrar hatırlayalım. Aynı zamanda buradaki dişli oranlarını görebileceğim bir listbox oluşturacağım. Öncelikle combo box'ımızı bir oluşturalım. Şimdi combo box'ımız için bir tane matris kullanacağım. Ve matrisimin ilk elemanı motor devri olacak. İkinci elemanımız kaybedilen tork olacak. Üçüncü ise power olacak. İki nokta üst üste diyerek combo box diyorum. İlk kolonumuzda RPM göreceğiz. Üçüncü kolonumuzda Newton. İkinci kolumda Newton, affederseniz. Üçüncü kolumuza ise Horsepower. Tablomu şöyle dolduruyorum. 3000'den 200'erlik devir artışlarıyla kaybedilen tork ve motor gücünü tabloma girmiş bulundum. Şimdi Combo Box'ın ya da List Box'ın şöyle bir özelliği de var. Böyle bir şey oluşturduktan sonra değişkenleri görmek zorunda değilsiniz. Sol tarafı gizle veya topla diyebilirsiniz. Bunu topla dediğinizde eşitliğin sol tarafını görmeyeceksiniz ekranda. Bunun yanına da şöyle yapabiliriz. Bir text box açıp RPM 2. üst üste diyebiliriz. Onu da boyunu biraz şöyle küçültelim. Şimdi buradan seçeceğimiz motor devrine göre sonuçlarımızı alalım. Sayfama engine RPM eşittir. Sonucu RPM görmek istiyorum dedim. Engine Torklosu alalım engine power da alalım. Bu da watt değil, horse olarak alacağız. Ve bakın combo box'tan yaptığım seçimlere göre tabloda girdiğim değerler ne ise bunların karşılığını bana verecektir burası. Şimdi bu sonuçlarımız şöyle kenarda dursun. Sıra geldi list box'a. List dişli oranlarını görmek istiyorum. Ve gear ratio diye bir değişken belirliyorum. Ve bunun yanına bir list box ekliyorum. Şimdi bu list box için burada yer alan first ratio işte birden 5'e kadar olan hesaplama sonuçlarımı alacağım. Bunu bir input olarak gireceğim bu list box'a. O yüzden list box'ın içine add input diyorum ve buradaki input'a sırasıyla First retiyoyu, bir matris tanımlıyorum. First ratio'yu. Second ratio'yu. Third ratio'yu. Fourth retiyoyu ve fifth ratio'yu kullanacağımı söylüyorum. Matrisimizi tanımladık. Input değerlerimizi biraz arttıracağız. Çünkü 4 ve 5'e de ihtiyacım var. Edit'le giriyorum ve satırlara gelip şuradaki 3'ün olduğu satıra 4 ve 5'i de ekleyelim. Evet, apply dediğimizde input'umuzu oluşturduk. Input bölümünü şuradan gizleyebiliriz ya da expand edebiliriz tekrar. Ve liste değerlerimizi oluşturduk. Şimdi sıra geldi. Gear ratio'nun sonuçlarını almaya. Çünkü şu anda bana gear ratio herhangi bir sonuç vermiyor sadece 1, 2, 3, 4, 5 değerlerini geliyor. Ama ben burada inputları girdim. Burada input'un işte 1 olmasını, 2 olmasını girer etiyor. Sonuç olarak yazdırsın istiyorum. Bu yüzden Java kodunu düzenlemeye dönüyorum tekrar. Şimdi execution olduğunda buraya geliyorum. Ve kodumu yazıyorum. Buraya bir şart eklemem gerekiyor benim output için. Eğer ki diyorum, şöyle parantez açıp List current selection'ı sıfıra eşitse output sıfır nokta value diyorum eşittir input sıfır nokta value yani input'un sıfırıncı elemanını alsın diyorum. Şimdi bunu input değeri sıfır olduğunda yani ilk first ratio değerini okuduğunda buna yazılsın istedim. Şimdi else ile 2, 3, 4, 5 olduğundaki şartları da buna ekleyeceğim. Aynı şeyleri yazacağım için satırları kopyalıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4 olduğu için değerler için yazalım. Ve buradaki 0 değil. Burası 1 olduğunda, 2 olduğunda, 3 olduğunda ve 4 olduğundaki değerleri input değerlerimde ise aynı şekilde burası da 1 olduğunda, 2, 3 ve 4 olduğundaki değerleri alsın diyorum. Kontrol ediyorum. Apply butonuna kliklediğimde herhangi bir uyarı almadım. Kodlarda bir hata olduğunda şu alt kısımda hangi satırda hata olduğunu uyarısını alıyoruz. Şu an ben hata almadım. Şöyle Calculate sekmesine geçip Calculate diyerek sayfamın tekrar hesaplanmasını sağladım. Ve bakın artık list box'ımda yer alan 1, 2, 3, 4 ve 5 değerlerine göre Gear Ratio değerinin kaç olduğunu burada görebiliyorum. Şimdi listbox kullanımı ile ilgili farklı bir örnek daha göstermek istiyorum. Bakın burada iki farklı list listbox'ım var. Üst listedeki malzeme seçimine göre alt listenin değiştiğini görüyoruz burada. Mesela üst liste karbon stil olduğunda alttaki listeden bana 1015, 1045, ve 4140 malzemelerini verirken, alloy stil olduğunda 6061 ve 7075 malzemelerini görüyoruz. Buradaki sistem nasıl işliyor? Bunu inceleyelim. List sol tarafını şöyle bir açayım. Bakın bir material değişkeni belirlenmiş. İlk aşamada yapılan aslında sadece bir liste oluşturulmuş ve material değişkeninin sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 değerini alması sağlanmış. Alttakine bakalım. Yine onu da sol tarafını açalım. Burada da bir SYT değeri belirliyoruz. Aslında amacımız burada SYT'yi belirlemek. Fakat burası nasıl karbon sil olduğunda buradaki liste değişiyor. Şimdi gelin malzemenin şöyle iç detayına bakalım. Önce bir input'a bakalım. Dikkat ettiyseniz material'dan gelen input'u okuyor. Yani buradaki material input'u 1 2 3 4 5 şeklinde değişecektir. O zaman kodlara baktığımızda bakın input değeri kodu görüyorsunuz. 1 olduğunda 1015, 1045 ve 4140'ı listeye yazdır dermişken 2 olduğunda 60, 61, 70, 75'i yazdır. 3, 4, 5, 6 veya 7 olduğunda da farklı liste değerleri ekrana gelsin şeklinde bir yapı kurgulanmış. Bunun ardından da eğer ki sonuç değerim buradaki output'um daha doğrusu Listedeki seçimim 1015 ise ST değeri 370 olsun ki şu anda öyle. 1045 ise 390, 4140 ise 414 olsun gibi tüm malzeme yapıları için bu değerler sırasıyla girilmiş bakın. Görelim 1045 veya 4140 olduğunda ST değeri farklı değerleri alacaktır. Bu list boxları tekrar şöyle toplayalım. Input'u da gizleyelim burada. Yine bunu da collapse edelim. Bir örnek textbox ile yapmak istiyorum. Şimdi burada bir check 1 diye bir değişkenimiz olsun. Ve bu check 1 değişkenini bir textbox da kullanalım. Bir input ekleyeceğim buraya. Pardon. Add input dedim. Input'tan burada yer alan net force'u kullanacağım. Burada bir yerde input'u kullanırken büyük küçük harf uyumuna dikkat edin. Yani burada force'un f'si büyükse burada da büyük olması gerekiyor. Buraya da default bir değer yazalım şimdilik pes olsun. Şöyle input'u gizledim ve kod satırlarını düzenlemeye girdim. Yine burada execute için şu default satırı siliyorum ve kodlarımı yazmaya başlıyorum. V çek değeri. Şöyle input'un. Valuesuna göre belirlenecek diyorum. Ve eğer ki V çek değeri 125.0'dan büyükse altına yazalım. Şimdi şöyle bir parantez açacağım bu defa. Textbox'ın Back color'ı buraya da renk kodumu yazıyorum. 03 cfc 07 Bu bana kırmızı rengi verecektir. Textimde de textbox. Text'te ise şöyle parantez ve tırnak içinde Pardon kırmızı dedim. Bu bana yeşil rengi verecektir. Burada çünkü pes yapıyoruz. Şurada parantezimizi kapatalım. Şimdi else olduğu durumu yazalım. Else olduğu durumda da burada metni değiştireceğiz ve rengi değiştireceğiz orada. Kırmızıyı şimdi gireceğim buraya. fc03.03 ve tekste de fail yazsın. Yine parantezimizi kapatalım. Noktalı virgül koyalım. Kontrol ediyorum. Herhangi bir problem göremedim. Close dedim. Yine sayfamı calculate ediyorum. Şimdi net force'un 137. 125'ten büyük bir değer. Pes olduğunu gördüm. Son olarak şu dokunuşu da yapmak istiyorum. Textbox'a edit deyip Properties'den sola dayalı değil. Merkezde olsun. Şöyle olsun. Check bir yazısını da gizleyelim. Collapse diyelim ondan. Şimdi net force'un 137, 125'ten büyük bir değer PES olduğunu gördüm. Şimdi oradaki net force yukarıdaki yer, yukarıda yer alan hesaplamaya göre değişiyor zaten. Mesela birinci vites için bakalım. Tamam. Dördüncü vites için bakıyorum. Fail oldu bakın. Çünkü net force'um 125'in altına düştü ve bana fail verdi. Yani bu tarz kontrol araçları koyabilirsiniz sayfanıza. Daha dikkat çekici olur. Bir değer belli bir değerin altına düştüğünde işte fail olsun, pes olsun gibi. Mesela farklı bir değerde RPM'i değiştirelim örneğin. 3000 RPM'e çektim. Hala fail görünüyor. Veya 4000 RPM'de bakalım. Hala 110-125'e yetişemedik bakın. O zaman 3. vitesler için bakalım. 150 Newton PES elde ettim. 3000 RPM'de bakalım. 103 Newton'a düştüğü için fade aldık bakın. Şimdi Advanced kontrol butonlarının kullanımı bu şekildeydi. Burada geri gelmişken şundan söz etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi bizim sayfamıza eklediğimiz hesap alanları var. Bunları doküman sekmesinde sol taraftaki araya bölümünden ekliyoruz ki şu an sayfamın üzerinde de var bir tane zaten. Bu bazı hesap detaylarını gizlememize yarıyordu bizim. Ve bunu işte protector diyerek bir şifreyle koruyabiliyorduk. Fakat bu çizgi çıktı da görünebiliyordu. Buraya yeni bir seçenek eklemişler. Height Area Border diye. Bu artık sayfanızda görünmeyecektir. Sadece sol tarafta orada bir hesap alanı olduğunu butonuna göreceksiniz. Klik yine hesap alanını açacaktır. Veya çizgiyi tekrar görmek istediğinizde Show Area Border diyebiliyorsunuz bu kısma. Şimdi diğer sayfama geçtiğimde Slider buton eklemiştim zaten. Şimdi burada slider butonu farklı bir kullanım var. Bunu da göstermek istiyorum. Bir grafik çartım var dikkat ederseniz bakın. Burada alfa, gamma ve x değerleriyle sürülen bir grafik var. Şu an tabii alfa ve gama değerlerim yok. Ben bunları bir slider butonuna kontrol edeceğim. Örneğin alfa için 2 nokta üst üste diyorum. Ve şöyle bir slider butonu ekleyeyim. Hazır bu kısımdayken gama için de ekleyeyim. ve input değerlerini düzenleyeceğim. Pardon, input şu edit input'la karışıyor. Aslında içindeki tick değerlerini düzenleyeceğim. Minimum, maksimum değerlerini. Minimum 1, maksimum 10, adım ise 0.5 kadar olsun. Alfa için yine stilinde düzenleyelim. Properties'de hmm, tickleri görelim. Bottom right olarak Şöyle bakalım alfamızın değerlerine. Eşittir dedim. Tamamdır. Aynı işlemi diğer slider için de yapacağım. Bu defa minimum değerim 1 iken maksimum değerim 3 olsun. Frekansım ise 0.1 olsun. Yine değerlerini görelim. Evet. Bakın slider değerlerine girdim. Şu input kısmını kısayım grafik üzerinde. Artık alfa ve gamma değerlerimi değiştirdiğimde grafik çartımın nasıl değiştiğini direkt olarak görebiliyorum. Bakın. Dilerseniz bu slider butonları renklendirebilirsiniz. Şöyle mat formatting'ten bunlara bir renk verebiliriz. Mesela şöyle yeşil renkli yapabiliriz veya çok koyu oldu başka bir renk Uygulayalım, sarı yapalım, biraz daha dikkat çeksin. Bir diğer özelliğimiz, Include butonunun kullanılması. Include butonu ile farklı bir hesap sayfasında yer alan değerleri kendi çalışma sayfamıza çekebiliriz. Örneğin benim sistem Input diye bir sayfam var. Şu an yukarıda da açık aslında burada. Ve bu sistem input sayfasında yalan bazı değişken değerlerim var. Örneğin a, b, x, y gibi değerlerim var. Hatta buradan bir sonuç da elde etmiş olabilirsiniz. Örneğin işte bir d değişken olsun. a artı b işte 2.743 metre olabilir. Buradaki tüm elemanları şöyle sayfamı kaydettim, kapattım. Açık olmak zorunda değil bakın. Include butonunu kullandıktan sonra eğer ki bu sayfada ihtiyacım varsa direkt olarak değerlerini getirebilirim. Aynı şekilde xy'yi çağırdım. y y'yi ya da d değerini oluşturmuştuk. Bunu verelim. Fit olarak verdi. Metre almıştık biz orada. 2.743 olarak elde ettik bakın. Yine burada tekleme ile ilgili bir özellik getirilmiş. Şimdi tagi hatırlatmak gerekirse şöyle sayfamızda oluşturduğumuz taglerle adres verebiliyorduk. Link özelliğiyle. Şöyle bu satırın linkine göz attığımızda örneğin bakın şöyle bir tg e adreslendiğini gördük. Tg e gittiğini başındaki kare sembolünden anlıyorum. Bu tek neredeymiş bakalım. Şurada 7. sayfadaki aslında şu satırı şu, bu objeyi görüyor aslında buna gidiyor. Burada da tag oluşturulmuş bakın tag'e baktığımda position of end vector. E bizim linkimizde ne yer alıyordu? Tekrar sayfanın en üstüne çıkacak olursam. Position of End Vector. Başına kare sembolüyle o tag'e adreslenmiş. Şimdi burada adresleme işlemini farklı bir sayfadan da yapabiliriz. Örneğin yan tarafta açık olan işte How to calculate wind power output diye bir sayfam var. Bu sayfanın linkini kopyala diyorum. Daha doğrusu file path'ini kopyala diyorum. Ve file path'i kopyaladıktan sonra bunu mesela şuraya linklemek istiyorum. Şimdi bunu yaptığımda sadece bu sayfaya gidecektir. Mesela kapattım diyelim bu sayfayı. Ben şimdi buraya klik dediğimde bakın o sayfayı bana açacaktır. Fakat ben bu sayfayı açsın aynı zamanda da bu sayfanın mesela şu üçüncü sayfasında yer alan bu kısma gitmesini istiyorum. Buraya da bir tek ekleyeceğim. Bu tagimin ismi example 1 olsun. Çok önemli değil. Kaydettim. Kapatabilirim yine. Şimdi linki düzenleyeceğim. Edit link diyorum. Zaten buraya file path'i yapıştırmıştım. Bunun sonuna kare sembolü koyup tag'imin ismini yazıyorum example 1 olarak. Şimdi görelim. Şöyle klikliyorum üzerine kontrol tuşunda basılı tutarak sayfam açıldı ve beni o sayfadaki tag'i oluşturduğum bölüme yani 3. sayfaya götürdü. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Medcad Prime 10.0'da gelen bazı özellikler bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.